İki takım sahadaki yerini aldı ve Deniz Ateş Bitnel ilk düdüğünü çaldı. Karşılaşmaya Galatasaray başladı. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Sayın seyirciler, Balıkesir Spor geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kupada Galatasaray'la karşılaştı. Galatasaray'ı İstanbul'a getiren, Snyder'i İstanbul'a getiren menajerin Galatasaray için çalışmaları sürüyor İtalya'da. Muhammed'in pası bu arada gol pozisyonu, bayrak havada. Atatürk Olimpiyat Stadında dün akşam oynanan karşılaşmada 4-0 mağlup olan Balıkesir Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hızda, çabuklukta oyuncuları olduğunu bu pozisyonlar gösteriyor. Balıkesir yönetimini tebrik etmek lazım. Olimpiyat Stadında Balıkesir Spor'u yalnız bırakmayan taraftarlar her zaman olduğu gibi yine müthiş bir destek görüntüsü sergilediler. Maçta dengeli bir oyun devam ederken hakemin verdiği ve çok tartışılan penaltıyla öne geçen Galatasaray maçın ilerleyen bölümlerinde farka gitti. Sporlu futbolculardan şimdi penaltı vuruşu kullanılıyor, topu ve kaleciye ayrı köşelere yolladı Emre. Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu arada karşılaşmada Rıza ile çarpışarak sakatlanan başarılı futbolcu Caner'in Kahramanmaraş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Caner'in öyle zannediyorum ki kaşında bir kanama var. Daha iyi görünüyor. Geçmiş olsun diyelim buradan. Caner'e sedye ile kenara taşınıyor Caner. Kalikari ve Atakora'nın arkasında görev yapıyor. İkinci yarının ilk düdüğü ve Balıkesir Spor ikinci yarıya başladı Olimpiyat Stadında. Ceyhun yeniden Buruma. Bu bölümde sağ kanadı etkili kullanıyor Buruma. Bir duvar pası daha başarılı. Buruma gole gidiyor, ortasını yaptı ve golü buldu Galatasaray. Galatasaray golü buluyor Umut Bulut'la karşılaşmanın 54. dakikasında. Çok güzel bir organize atakla ve Buruma'nın son bölümde çok iyi kullanmaya başladığı sağ kanattan. Yapması gerekeni yaptı Buruma. Kenardaki isimlere şans tanımamıştı. Bugün de pek fazla şimdi dokunuyor. Sol tarafa gol pozisyonu. Bir vuruş üstten dışarı. Riera'yla 3. gole çok yaklaştı Galatasaray. Atakora sağdan bildirme Caner'den, onun koşu yoluna doğru. Tekrar Atakora. Deniz top istedi. Muhammed yerden bir pas. Gol pozisyonu. Dokundu Ali ama Kalikari pozisyonun çok uzağında. Şimdi Yekta ile paslaştı. Yekta sol taraftan destek. Diğer adam bir vuruş ve gol. Çok güzel bir gol. Günün başarılı ismi Albert Riera'dan. 69. dakika. Riera Galatasaray adına farkı 3'e yükseltiyor. Günün en güzel enstantanelerinden biriydi. Şimdi Ali. Ali vurdu kaleci Ufuk. O da o vücudunun size'ın avantajını iyi kullandı. Şimdi Kalikari. Onun orta şut karışımı vuruşu ters taraftan taca gitti. Pasını verdi İsmail. Gol pozisyonu, İsmail vurdu kaleci Aykut. Bir ara bir kez daha Emre. Sıyrıldı rakiplerinden. Emre Çolak pasını da verdi. Gol pozisyonu Buruma. Vurdu ve mükemmel bir gol attı Buruma. 90+2. 4-0 oldu skor. Günün başarılı isimlerinden biri daha futbolunu golle taçlandırmış oldu. Ve son düdük Deniz Ateş Bitnel'den. Değerli futbol severler, Galatasaray Balıkesir Spor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başarıyor. Maçın ardından teknik direktörler ve futbolcular karşılaşmayla ilgili olarak değerlendirmede bulundular. İki maç arasındaki fark, sizin de belirttiğiniz gibi ilk maçta biliyorsunuz 2-0 öne geçen bir Galatasaray vardı. Ondan sonra oyuncularımız da artık maçın bittiğine dair bir psikoloji edindiler. Öyle de olmuyor tabii, çünkü futbol hiçbir zaman bitmiyor. Futbol her zaman devam ediyor ve böyle bir sonuç gerçekleşti. Ama bugün ilk dakikadan itibaren çok dikkatli bir Galatasaray vardı sahada. Konsantre bir Galatasaray vardı ve otomatikman bu da sonucu beraberinde getirdi. Önemli bir maçtı bizim için. Kazanmak istediğimiz maçtı ve sonuçta da galibiyet geldi. Buradan bütün taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu soğuk havada buraya geldiler. Stadı nispeten doldurdular. Bizi yalnız bırakmadılar. O yüzden bu galibiyeti taraftara armağan etmek istiyorum. Şimdi hakemler hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Biz son kendi ligimizde de yine Süper Lig hakemleriyle
son 8 maçta 7 tane penaltı atıldı bizim kalelere, kalemize. Onun için çok fazla bu konuda konuştukça penaltılar devam ediyor. Onun için fazla konuşmak istemiyorum. Hakem öyle görmüş. Yapılacak bir şey de yok ya şu saatte. Böyle bir olaya benim yorum yapmam şimdi yanlış olur. Neden diye soracak olsanız kendi takımla ilgili bazı şeylere cevap verebilirim. Yani diğer olaylarla ilgili çok fazla girmek istemiyorum. Sonuçta Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı mücadele etmek zor oldu tabii bizim için de. Yani tabii sahaya galibiyet için çıktık ama Galatasaray gibi takımın karşısında basit hatalar yaptığınız zaman bunun akabinde gol görebiliyorsunuz. Yani bizim asıl hedefimiz kendi ligimizde üst sıralar oynayıp bu lige transfer yapabilmek. Galatasaray'da Avrupa Kupası'nda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Trabzon'a karşı Balıkesir'de ağırlamıştık. İyi bir galibiyet, iyi bir futbol sergilemiştik ve iyi bir galibiyet almıştık. Onun akabinde Galatasaray'la eşleştik. Yine ümitliydik ama bir penaltı pozisyonundan sonra hocam da dediği gibi ikinci gol dedik. Galatasaray'a da hani basit hata yaptığınız zaman golü buluyorsunuz ve akabinde maç 3 oldu, 4 oldu. Geri dönemedik, gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Galatasaray'a bundan sonraki turlarda, bundan sonraki gruplarda ve Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz artık ligde mücadele edeceğiz. Bu sene takım adına inşallah şampiyon olacağız. Bunu kovalayacağız ligin sonuna kadar. Genel olarak bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.